belgeler orada da işlenecek dediler. Gelir, onlar resmi kanal, resmi yazıyla gelecek ya. Ulaştırırız dediler, sıkıntı yok. Bas tam evin önüne kadar gitmedi herhalde. Yok gitmedi, yani evin önüne zaten atlayan yoluna da zor gitti zaten. Zor gitti. Orası da kapalıydı, ben bir şekilde gittik. Ha, ne kadar taşıdın ambulansa kadar sırtını? Ya 500 metreye yakın taşıdık. Ha, iyi. Arkadaşlar da sağ olsun. Güzel ondan oldu gerçekten. Şey hakikaten iyi olmuş. Hem ben vatandaşlar adına hem de Sağlık Bakanımız adına çok teşekkür ediyorum. Yani güzel bir davranış oldu, iyi bir örnek. Gerçi her zaman yapıyorsunuz. Evet. Hem bu sefer böyle farklı oldu diyelim. Farklı oldu. Bizim sağlık çalışan arkadaşlarımız gece gündüz 7-24 her daim görevlerinin başındalar. Bunun küçük bir örneği oldu. Ben çalışan arkadaşlarıma hem Düzce halkı adına hem de Sayın Bakanımız adına çok teşekkür ediyorum. Çok örnek bir davranış gösterdiler. Başarılarının da hayat boyu devam etmesini diliyorum. Yani hem arkadaşımız adına hem Düzce adımıza çok gurur duyduk, onurlandık. Hem bu vesileyle de Sayın Bakanımız Fahrettin Koca'ya da teşekkür ediyorum. Abi hareket etmem. Şimdi biz istasyonda beklerken göğüs ağrısı için ihbar geldi. Biz vakaya çıktık. Sonra olay yerine giderken yol biraz ana yollar açıktı. Ama evin yakıt açtığımız esnada yol biraz bozuktu. Yani açılmamıştı tam olarak. O esnada arabayı park ettik. Arkadaşlarla birlikte yukarı hastaya çıktık. Sonra arkadaşlar hastaya müdahale etti. Etrafta taşıyacak da insan olmayınca. Ben de haliyle bir vatandaş olarak aldım sırtıma, ambulansa kadar getirdim. Ortalama 500 metre falan taşıdım. Biz hastaya gittiğimiz zaman oradaki hastanın bir yabancı değil, bir annemiz, babamız, abimiz, işte kardeşimiz şeklinde bakıyoruz. Yani o şekilde bakınca insan oradaki hasta şey de olsa alıp kucağında da taşır, sırtında da taşır. Biz her türlü taşıyoruz. Yani orada esnada zaten sedye o yolda yürümezdi. Hasta amcanın evine giderken o yolu zaten ben kendim gelen çıkarken açtım. Hani açıktı ama tam olarak ben kendi izlerimle açtığım için arkadaşlarla birlikte çıktık. Gerekeni yaptılar. Ben de sırtımı aldım taşıdım ambulansa kadar. Şu an çok mutlu ve duyguluyum. Yani anlatacak gibi değil yani. Yani o his anlatılmaz. Ben 26 yıldır bu mesleğin içindeyim. Hani işimi severek yapıyorum. Kendimin Instagram ve Twitter olmadığı için başka arkadaşlardan gördüm. Çok mutlu oldum. Yani beklemiyordum yani açıkçası. Bu kadar şey olacağını beklemiyordum. Senin anlayacağın yayılacağını beklemiyordum. Bakan Bey'in şey yapacağını da tahmin etmiyordum. Ama çok sağ olsun. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Görmüş, paylaşmış. Çok beni onur etti, duygulandırdı. Yani gerçekten çok duygulandım. Anlatacak gibi değil yani.